Zura doğru. Değerli izleyenler yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, e, şimdi bilim adamları da bunu tespit etmişler, onlar da söylüyorlar. E, yani sadece e, din adamları değil, iman etmek, inanmak e, bir ihtiyaç. Yani insan için bir ihtiyaç. Ha, e, yani bazıları tabii el önünde belki de bir rehber olmadığı için neye inanacağını bilemiyor ama neticede bir şeye inanıyor. E puta tapan insanlar da puta neticede inanıp tapıyorlar yani. Bu da bu o ihtiyaçtan kaynaklanıyor belki de. Ama ateistim diyen, kendini ateist e, olarak e, söyleyen e, bazıları yok canım, ya böyle bir ihtiyaç yoktur, böyle bir duygu da yoktur gibi bir itirazda bulunuyorlar buna. E, şimdi bu konuyu bir, biraz anlatabilir misiniz? Yani bu sözleri gerçek midir? Gerçeklik var mıdır? Yoksa hakikaten bizim daha önceden bildiğimiz gibi midir yani bu bir ihtiyaç mıdır? Şimdi. E Bey, ehl El-işre anlatırken buyuruyorlar ki iman etmek bütün insanlara lazımdır. Sana bana değil bütün insanlara lazımdır. Herkes için iman da zaruridir, inanmak. İman etmek şeref ve değer sahibi olmaya sebeptir. Çünkü inanmak arzusu buyuruyorlar, inanmak arzusu ihtiyacı insanın yaratılışında vardır. Doğuştan geliyor bu. Sonradan ay şekilde zerk edilen bir şey değil. Doğuştan yok var. yok demekle yok olacak bir şey değil. değil. Zaten insanın yaratılmasından maksat da yaratanını tanıması, kulluk vazifelerini yerine getirmesi içindir. Bunun için yaratılmıştır. Ve hatta Kur'an-ı Kerim'de Estağfurullah ve mâ halaktul cinne inse Ben insanlar ve cinleri bana ibadet etmeleri için yarattım buyuruyor yaratan. Dolayısıyla bunların içerisinde inanma duygusu var. Şimdi e, tabi bizi izleyen ve dinleyenler iyi de ama adam ateist oluyor ve hatta inkar ediyor, kafir oluyor falan. Tamam inanma duygusu var. Peki inkar ediyor, ateist oluyor. Kitapsız kafir oluyor, kitapta kafir oluyor. Neyse. Ama bir şey inanıyor. Çünkü allah Teala yarattığı sistemde, allah Teala yarattığı sistemde boşluk yok. Yaratırken bu bedene bu inanma duygusunu, duygusu yaratılışında veriliyor bunu. Doğru bu. Bunu reddetti. Burası boş mu kalacak? Boş kalmıyor. Boş kalmıyor. Oraya bazı şeyler girecek. Yanlış doğru. Nefsi onu bir yere yönlendirecek. İşte o kendi diliyle inkar etse bile de aynı şekilde kalbinde o yanlış şeyler girecek. Mesela el er Sünnet alimleri yazmışlar, kitaplarını anlatmışlar. E, Tarih inceleyecek olursak, insanlar o yaratılırken kendilerindeki mevcut olan inanma duygusu sebebiyle bir şeye bağlanmanın, bir şeye inanmanın yaratılışında olduğu için bu e, Duygusunu açığa çıkarmışlar, araştırmaya başlamışlar. Neye inanacağım? Bakıyor işte fırtına, kasırga geliyor, tsunami geliyor falan. Aa diyor o zaman diyor rüzgar tanrısı. Kasırgası şey. bol olan yerdekiler ha, ona inanıyor. Ona inanıyor. <laughs> Ondan sonra bakmış ayı görmüş, ay tanrısı demiş. Güneşi görmüş. Güneşi. Güneş tanrısı, gök tanrısı Ateşi demiş. görmüş. Ateş Ateşi tanısı. görmüş, yanardağları görmüş. Aa demiş bu değişen bir şey. Bu demiş tanrı herhalde. Tanrı sinirlendi. Ha, tanrı sinirlendi. Hem sembol yapmış, putlar yapmış falan. Kabaran denizi görmüş, dalgaları görmüş. Bu oh demiş, bu demiş, korkunç bir şey bunun aklından gelemem ben. Aa demiş deniz tanrısı. Yani işte yer tanrısı, gök tanrısı, deniz tanrısı, işte ateş tanrısı falan bir şeyler uydurmuş. Ve bunlar için semboller yapmış. Semboller yapmış. E kendi haline bırakıldığı zaman bu olur. Hatta Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. İbrahim Aleyhisselam zamanındaki hükümdar işte Doğan erkek, erkek çocuğu öldürüyordu. Annesi götürüyor bir mağaraya saklıyor İbrahim Aleyhisselam'ı. O mağarada işte 8-9 yaşına kadar orada yetiştiriyor. İşte bir gün kapısının ön, kapının önüne de bir taş koyuyor. Bir gün böyle şey kalıyor. Gece e, ee, bakıyor yıldızlar sonra ay doğuyor. Aa diyor. Bu yıldızlar diyor benim Rabbim bu olsa gerek diyor. Ay. Sonra sabah olup güneş görünce yok diyor. Doğup battı diyor. O diyor diyor. O tanrı olamaz. Bu diyor olacak. Hepsinden büyük. Hepsini kapattı bu. Tanrı bu olsa gerek. Ondan sonra akşam oda batınca böyle doğup batan kaybolan diyor. Tanrı olmaz diyor ya. Yani <laughs> bunun da bir tanrısı. Bir yaratan olması. <laughs> Yarat. 8-9-10 yaşlarında bu muhakemeyi yapıyor. Nereden yapıyor? Yani Kur'an-ı Kerim'de o anlatırken yani doğuşunda var. Yani cibilliyet diyorlar Yaratılışında var bu duygu. Bunu mutlaka bir yerde sergileyecek. Mesela şimdi puta tapanlar. Durup tapmamışlar. Bir şeyden korkmuş, bir şeyden ürkmüş. Ve o inanma duygusu sebebiyle kendisini korumak için böyle bir yere sevk etmiş. Onun için de ehl-i sünnet ki allah Teala peygamber göndermeden önce insanlar o inanma duygusu sebebiyle kendilerine bazı tanrılar uydurmuş. Ve o tanrılar için semboller yapmış. Onlara da tapınmaya başlamış. Mesela ateistim diyene sıkıştırdığın zaman ben diyor işte şundan korkarım. Ona karşı şöyle tedbirler alırım. Nereden kaynaklanıyor? O, ...totem motem der yani... Tabii, ...bir şeyler uyduruyor... ...bir şeyler uyduruyor... Ee, ...ruhul beyanda... ...Zümer suresinin 3. ayet-i tefsirinde deniyor ki... ...insan kendisinin... ...ve her şeyin yaratıcısını tanımaya... ...elverişli olarak yaratılmıştır... ...yaratıcısına... ...ibadet etmek ve ona yaklaşmak... ...arzusu her insanda vardır... ...fakat böyle elverişli olmanın... ...ve bu isteğin kıymeti yoktur... ...çünkü nefs, şeytan ve kötü arkadaş insanı aldatarak yaratılışındaki bu arzuyu yok eder. Ya yaratana ve kıyamet gününe inanmaz olur yahut müşrik yapar. Müşrik Allah-u Teala'ya yaklaşamaz. Onu tanıyamaz. Şirkten uzaklaşıp tevhide sarılarak, sarılarak hasıl olan marifet tanımak kıymetlidir. Bunun alameti peygamberlere ve kitaplarına inanmak ve bunlara uymaktır diye devam ediyor. Yani ruhun beyanda da belirtildiği gibi insanın yaratılışında var bu. Ya da oradan da öyle o peygamberin getirdiklerini ha tamam der ben buna inandım der. Ve onu reddeder, inkar eder. inkar eder bu sefer ne ve şeytanın aldatmasıyla putperest olur. Ve Allah-u Teala şirk koşar. Başka bir şeyler yapar. Kendine göre. Ama mutlak var. Her insanda var. Ateistim diyen de bir şeye inanıyor. E, putlara tapan da inanıyorum diyor. E, Kitaplı kafiri de, kitapsız kafiri de, Müslümanı da. Hatta Müslüman olduğu halde bile nef nefis ve şeytan bunları aldatarak bir de sahibi olanlar var. Bu daha kıymetli diyenler var. Yani yanlış yola sapıyor. Ama nefs ve şeytan aynı şekilde itibar ediyor. Oraya e, geliyor ve netice itibariyle e, kendisine bir yol çiziyor. Bir şeye inanıyor yani. E, tamamen kalp boş olmaz. Hatta bir misal vermiş el üstüne talimleri. Buyururlar ki, mesela bir bardak cam, bardak getirin İçinde su var. Bardak nasıl? Dolu. Boşalttın, boş diyorsun istemalarimler buyuruyor ki boş değil, Hava oldu buyuruyor. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın yarattığı sistemde boşluk yok, boşluk evet. yok. Yarattığı kalp de böyle. Ya doğru bir itikat vardır, iman vardır o kalpte. Ve hatta yanlış şeyler gelmiştir, o kalbe girmiştir. Hani tarlayı boş bırakırsan ayrı kötü biter. Ama sen buğday ekersen o buğdayı elde edersin. Yani tarla boş kalmaz. Evet. Tarlada bu, mutlaka bir şey biter. Kalp de böyledir buyuruyor. Kalpte de mutlaka bir şey gider. Bunun için de allah Teala insanların dünyada rahat ve huzur içinde yaşamalarını, ahirette de sonsuz saadete kavuşmalarını istemekte. Bunun için saadete sebep olan faydalı şeyleri yapmayı emrediyor. Felakete sebep olan zararlı şeylerde de yasak ediyor. allah Teala'nın birinci emri iman etmektir. Çünkü iman etmek bütün insanlara lazımdır ve herkes için iman zaruridir. Zira imanı olmayanların hiçbir ibadetini, iyiliğini allah Teala beğenmez, ve kabul etmez buyuruyor kitaplarda. Bunu net bir şekilde de bildirmişler mi? Evet, net bir şekilde de bildirmişler. allah Teala kullarına merhamet ederek peygamberler göndermiş. Hani biraz önce arz ettik. Peygamberler gönderilmesi ne oldu? İşte deniz tanrısı, gök tanrısı, yer tanrısı uydur buydur söyleyecektin. Onlara semboller uyduracaktın. Semboller uydurup Niye uydurup inanacağını, niye e, tapacağını bilemeyecek. Bilemeyecektir insan. tabii. O ihtiyacını yanlış yerlerde giderecek. Ve e, Sonra oturup da aynı şekilde insafla muhakemesini yapsa gene o badireden çıkacak. Ama e, bir de işte diğer insanlar da kendisi gibi ise, kendisi gibi ise onu sorgulamıyor sana. E, şey yapmıyor. Diyor ki bu nedir, ne değildir falan demiyor. Mesela şeyde Muhammed'in bin Kutbettin Hazretleri'nin e, Miftahul Mızrak değil, Mahalliye şudur bu kitap. Orada bir şey dikkatimi çekti. Orada e, anlatırken, yani çok özetlenmiş bir kitap olmasına rağmen, tavsili iman, İcmali iman diye bir şeyden bahsediyor. Bir işin tafsili var, icmali bir de toptanı var. Toptan iman, o da makbuldür. Ama tafsili. Her iman edilir şeyler okumalı, ondan sonra bu nedir ne değildir delillerine bakmalı. Yani yakın hasıl etmeli. Evet. Ondan sonra herhangi bir rüzgar estiği zaman ya bu böyle miydi herkes böyle dediği için ben dediydim falan demez. Demez. Bir toptan tamam ben bunların hepsine inandım der ama detayını bilmez. Bilemediği için de en ufak bir rüzgarda sallanabilir bu. Yıkılabilir. Onun için de tafsili iman, yani detaylı bir şekilde kitaplardan okuyarak, İslam alimlerinin açıklamalarına en şekilde şey yaparak, ha der bu böyleymiş. Olsa zaman o zaman o şey gibi, yani taş gibi, çelik gibi olur. Yani herhangi birisi bir şey söylemiş olsa, geç der ya külahı Etkilenmez. Sender. etkilenmez. Sarsılmaz. 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 Onun için inanma duygusu insanın yaratılışında olduğu için, efendim ateistim diyen de bir şeye inanıyor. Ha makbul değil, o ayrı bir mesele. Ee, imanı olanlar da aynı şekilde Peygamber, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tabi olarak doğru imana inanmakta. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki evde kılınan namaza bir sevap, mahalle mescidinde 25 sevap, cuma namazı kılınan büyük camide 500 sevap, Mescid-i Aksa'da 5000 sevap, Medine'deki bu mescidimde 50 bin sevap, Mescid-i Haram'da yani Kabe'de 100 bin sevap vardır. Burrumda cemde e, aşık oldum, Yemen ellerinde Veysel Karani Yemen ellerinde Veysel Karani Allah'ın Habibi Dostum dediği Yemen ellerinde Veysel Karani Yemen ellerinde Veysel Karani Yastı taşıdı, idi posudu, posdu Cennetlik eylemek Ümmeti kastı Cennetlik eylemek Ümmeti kastı Hakkın sevgilisi Habibim dostu Yemen ellerinde Veysel Karani Yemen ellerinde Veysel Karani Sabah namazını kılar giderdi Gizlice Rabbine niyaz ederdim gizlice Rabbine niyaz ederdi. anın işi gücü deve güderdi Yemen ellerinde Veysel Karani Yemen ellerinde Selkarani yolunu seydir gelin biz de varalım ayağın tozuna yüzler sürelim ayağın tozuna yüzler sürelim Hak nasip eylesin komşu olalım Yemen ellerinde Veysel Karani Yemen ellerinde Veysel Karani Tam ilmihal Saadeti Ebediye Geçmiş evliyaya dil uzatmak, onlara cahil demek, sözlerinden İslamiyete uymayan manalar çıkarmak, öldükten sonra da keramet gösterdiklerine inanmamak ve ölünce velilikleri biter sanmak ve onların kabirleriyle bereketlenenlere mani olmak, Müslümanlara suizan, zulmetmek, mallarını gasp etmek gibi ve haset, iftira ve yalan söylemek ve gıybet etmek gibi haramdır. hadis i şerifte, Allahü Teala kulum farzları yapmakla bana yaklaştığı gibi başka şeyle yaklaşamaz. Kulum nafile ibadetleri yapınca onu çok severim. Öyle olur ki benimle işitir, benimle görür, benimle her şeyi tutar, benimle yürür. Benden her ne isterse veririm. Bana sığınınca onu korurum buyurdu. Denilmektedir. Bu hadisi i şerif gösteriyor ki, farzlarla birlikte, nafile ibadetleri yapan, Allahü Teala'nın sevgisini kazanır. Bunların duaları kabul olur. Said bin İsmail Ebu Osman Hayri Nişapuri rahmetullahi teala aleyh buyuruyor ki bu hadisi i şerif onun görmek, işitmek, gitmek, tutmak gibi her çeşit istediklerini hemen ihsan ederim demektir. İşlerinizde sıkıştığınız zaman kabirde olanlardan yardım isteyiniz. Hadisi şerifi de Allahü Teala'nın sevdiği kullarına ölüyken de bu kuvveti vermiş olduğunu göstermektedir. İmamı bir gibi Etfalül Müslimin risalesinde bir müminin kabrini ziyaret ederken, Ya Rabbi, Muhammed aleyhisselam hürmetine buna azap yapma denirse Allahü Teala kıyamete kadar azabını durdurur. Hadisi şerifini yazmaktadır. Kabirdeki meyyitte his bulunduğunu bildiren çok hadisi şerif vardır. Eshab-ı kiram ve tabiini izam kabri saadete ziyaret ve istigaze ederdi. Duanın kabul olması için peygamberleri aleyhimüsselavatü ve teslimat ve salih kulları vesile etmelidir. Buhari'deki hadisi i şerifte böyle bildirildi. Ali Ramiteni Hazretleri buyurdu ki, Günah işlememiş bir dil ile dua ediniz ki, kabul olsun. Yani, hüda dostlarının huzurunda tevazu eyleyiniz. Yalvarınız da, sizin için dua etsinler. İstigaze, yani bir veliye tevessül de bu demektir. Peygamberimiz Allahümme inni es'elüke bi hakkıs sâilîne aleyke yani ya Rabbi senden isteyip de verdiğin kimselerin hatırı için senden istiyorum derdi ve böyle dua ediniz buyururdu. Masarı canı canan rahmetullahi aleyh Allah adamlarından mazharı canı canan bir mezanın yanından geçiyordu bir zaman. Kalp gözüyle baktı ki kabirde bir kadın var. Melekler o kadına çok azap yapıyorlar. Düşündü ki acaba bu kadın kafir midir? Yoksa imanı var da günahkar biri midir? Önceden okuduğu bir tek hatmi tehlilin yani bin adet kelimeyi tevhidin sevabını kadının ruhuna gönderince azaptan kurtularak gargoldu bir sevince yani kadın o anda kurtuldu o azaptan ve kabri birdenbire oldu hep gül gülistan. Bu zat bir sohbetinde buyurdu ey insanlar. Ölümü yadınızdan çıkarmayınız zinhar. İnsanlar uykudadır, uyanırlar ölünce. Hesaba çekilirler her şeyden ince ince. Sonra hatırlayın ki sık sık ölümünüzü, ölümü çok düşünmek uzatır ömrünüzü. Hatta mevti düşünmek kalpleri ferahlatır. Dünyayı düşünmekse ömrü daha kısaltır. Bir günde buyurdu ki, Ey insan! Ol ki âgâh, hiç ummadığın anda ecelin gelir nâgâh. İyi bil ki bu dünya bir rüyadır ki elbet, bu rüyadan ölümle uyanırsın akıbet. Bir yere girersin ki karanlık, dar bir kabir ve suale çekerler seni münker ve nekir. Ebedi kalacağın İki yer vardır ki hem o ya cennet olacak ya maalesef cehennem. Bunlara çok yakında olacaksın aşina. Öyleyse uyan çabuk, al aklını başına. Bunları düşünmekten var mı daha mühim iş? Gafletten uyanmazsan feci olur bu gidiş. Ey dünya lezzetine aldanan gafil insan. Ölüme hazırlan ki elinde fırsat şu an. İnsanları bekliyor cehennemin ateşi. Öyle şiddetlidin, asla olmaz zararı. Cennet bahçesi olur öldüğünde mezarı. Biri de hazırlanmaz ve etmezse hiç esef, mezarı cehennemden çukur olur maalesef. Dünya ve ahirette mahcup olmamak için af ve mağfiretini dileriz Rabbimizin. Şevahidin i nübüve. Peygamberlik müjdeleri. Rum meliki Hazreti Ömer'e radıyallahu an bir elçi göndermişti. Elçi halifenin evini sordu. Bir saray gösterileceğini zannediyordu. Sahra'da kerpiç kesiyor dediler. Elçi Sahra'ya doğru gitti. Baktı ki Hazret Ömer radıyallahu an başının altına bir kerpiç koymuş, toprak üzerinde uyuyordu. Elçi bu hali görünce doğuda ve batıda herkes bu kişiden çekiniyor. Bunun hali ise böyledir diye çok hayret etti. Sonra burası tenhavir yer. Bunu öldürürsem kimsenin bundan çekinmesi kalmaz diye kalbinden geçti ve kılıcını çekti. O anda Allahü Teala yerden bir aslan çıkardı. Elçi şaşırıp korkusundan kılıcını yere bıraktı. O sırada Hazret Ömer uyandı. Aslanı görmemişti. Elçiye ne olduğunu sordu. O da durumu anlattı ve Müslüman oldu. İmam-ı Müstağfiri rahmetullahi aleyh Delailü'n-Nübüvve adlı kitabında güvenilir kimseden naklederek şöyle yazmıştır. Biz üç kişi Yemen'e gidiyorduk. Yanımızdaki bir şahıs küfeliydi. Bu kimse, Hazreti Ebu Bekri Sıddık ve Hazreti Ömerül Faruk radıyallahu anhüma hakkında uygunsuz sözler söyler, onlara dil uzatırdı. Her ne kadar nasihat ettiysek de fikrinden vazgeçmedi. Yemen'e yakın bir yerde konakladık ve uyuduk. Sonra kalkıp abdest aldık. O şahsı da uyandırdık. Ne yazık ki ben burada sizden ayrılıyorum. Beni uyandırdığınız sırada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başucumdaydı. Bana ey fasık kimse Allahü Teala fasıkı hakire iledi. Sen burada suret değiştireceksin buyurdu dedi. Biz Vah sana! Kalk abdest al, dedik. Kalkıp oturdu. Ayaklarını topladı. Bir de baktık ki, ayak parmakları maymun parmağı şekline girdi. Sonra dizlerine kadar iki ayağı maymun ayağı gibi oldu. Böylece göğsü, vücudu, başı ve yüzü değişip tamamen maymun oldu. Onu tutup devenin palanı üzerine bağladık ve yola devam ettik. Güneş batmak üzereyken bir yere ulaştık. Orada birkaç maymun toplanmıştı. Onları görünce çok ızdırap çekti. İpini koparıp o maymunların yanına gitti. O maymunlarla birlikte bize doğru döndü. Biz dedik ki bu insan iken bize eziyet ve sıkıntı verirdi. Şimdi maymunlar ona dost oldu dedik. Sonra bize yaklaştı ve kuyruğunun üzerine oturdu yüzümüze bakıyor ve gözyaşı döküyordu biraz sonra maymunlar gittiler o da onların arkasından gitti Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere tarihi ilimiz Edirne'nin yine tarihi bir ilçesi Uzun Köprü'den sesleniyorum. Uzun Köprü çok mümbit bir ovanın ortasına kurulmuş güzel bir ilçe. Büyükçe de bir ilçe. Trakya'nın büyük ilçelerinden birisi. Keşan'dan sonra gelir belki. Şimdi biz Karayolları levhasının önünde uzun köprüyle ilgili birkaç bilgi vermeye çalışacağız. Ondan sonra da uzun köprüyü şöyle görebileceğimiz bir tepiye çıkıp günün bu saatinde artık güneş güneşe de biraz bağlı kalacağız. Size uzun köprünün tarihini hem burada hem orada anlatarak bugünkü programımıza devam edeceğiz. Uzun köprü adını kendinde yapılmış olan tarihi bir köprüden alıyor. Bu köprünün 1425'lerde yapılmaya başlandığı rivayeti var. Bu rivayeti ben kuvvetli göremedim. 1443-44 yılları arasında yapılması uygun bir olaydır. Sanki doğrusu da budur. Yani 25 yıl ve 18 yıl neyse süren bir köprü inşaatı Osmanlı'da pek olmamıştır. Diyeceksiniz ki köprüde babayiit hakikaten babayiit köprü ilerleyen programlarımızda günlerimizde inşallah sizlere o köprünün üzerinde de durarak köprü hakkında bilgi vermeye çalışacağız. Burada bir şehir yoktu. Osmanlı'nın kurduğu bu Trakya bölgesindeki yeni şehirlerden birisidir Uzun Köprü. Ergene suyu geçiyor. Tabi bu Ergene suyu Meriç, Tunca, Edirne tarafından geliyor. Bulgaristan topraklarından geliyor. Edirne'de birleşiyorlar. Meriç olarak devam ediyorlar. Tunca, Tunca bitti. Sonra Ergene, Ergene esas Yıldız Dağları'ndan yani bizim Istıranca Dağları diye tanıdığımız dağlardan çıkan bazı tabii kaynaklar var. Bu kaynaklardan birisi Vize'de. Birisi Pınarhisar'da. Birisi Kaynarca ilçesinde. Ve ona benzer de yolda böyle insan gövdesi kadar su çıkan kaynaklar bu söylediklerim. Hatta rivayet ederler ki Tuna'dan güya birisi bastonunu atmış da işte Kaynarca ilçesindeki kaynayan yerden baston çıkmış. Hatta çoluk çocuğunun parasız kaldığını öğrenen birisi de oradan bir ağaca bir keseyle altın bağlamış da o altında demiş herhalde tembih etmiş bizim çocuklar para bekliyor orada onlara görün mutlaka oradan alınmış. Bunlar insanların arasında böyle tatlı tevatür halindeki hikayelerdir. Ama belli ki büyük bir yeraltı nehrinden o bölgede vize olsun, Pınarhisar olsun, Kaynarca olsun bu Ergene'nin nasibi var. Tabi Ergene'nin bir kolda ta karıştıran tarafına kadar ulaşıyor. Oradan da geliyor. Yani o koca ovayı, Ergene Ovası'nı dolaştıkça çoğalıyor, dolaştıkça çoğalıyor. Tabi bari bazı sanayi tesislerinin kurulmasıyla... Ergenenin kirliliği arttı, arttı, arttı. Artık canlıların içerisinde yaşayamayacağı kadar kirli olunca da projeler üretilmeye başladı. Şimdi Ergene Havzası'nda da güzel bir faaliyetin olduğunu biliyoruz. Meriç Tunca taşkınlarla tehdit ediyor. Ergene'nin taşkınlara tehdit edecek bir durumu yok. Kanunu Sultan Süleyman Han zamanında Ergene üzerine çeşitli köprüler yapılmış. Ama İstanbul ana hattı da olan Ergene üzerine kurulmuş. Ergene Ova'da kavisleri yapmaya başlayınca işte bu uzun köprü dediğimiz yerde köprü evvelden yoktu. İkinci Murat Han oğlunu tahta yerine vekil bırakıp da gittikten sonra Manisa'ya Macarlarda Papa'nın tahrikiyle Bulgaristan toprakları üzerinden Osmanlı hudutlarından girmeye başlayınca Muratan han Çanakkale yoluyla gelip efendim buradan Edirne'ye geçmek istedi. Fakat geçemedi. Papalık donanması orayı kapatmış idi. Bu sefer İstanbul boğazından Venediklere adam başta bir altın vererek geçmesi için efendim ücret vererek geçirmesi için ücret vererek oradan büyük bir borca girip askerini geçirdi. Buradan da Edirne'ye gelmesi lazımdı. Edirne'ye gelirken Ergene'nin üzerinden geçilmesi de bayağı sıkıntılar oldu. Varna zaferini kazandıktan sonra Murat Han buraya mutlaka bir köprü yapılmasını emretti. 1390 civarında uzunluğu var metre civarında uzunluğu var Ergene üzerindeki uzun köprünün uzunluğu köprüye isim olmuştur aslı Ergene köprüsüdür ama Ergene üzerinde birçok köprüler var Pehlivan köyde mesela Akarca köprü diyorlar onun da başka bir tarihi adı olması lazım bir yaptıranın adı olması lazım ama onlara ulaşamıyoruz bir de hikaye uydurmuşlar ondan inşallah ilerleyen zamanlarda ileriki günlerde o Akarca Köprüsü de sizlerle paylaşmayı düşünüyorum. Başarabilirsek tabii. Şimdi bu uzun köprü yerleşim yeri olarak hiçbir köy yokken köprü kurulunca Muratan civardaki köylerden insanları buraya köprünün başına köprüyü gözetmek üzere iskân etti. Onlara devletin yerlerini verdi. Buralar sizin olsun bu tarlaları ekin bu evlerde oturun. Evler kurdurdu. Çünkü bir yere köprü yaparsanız bu köprünün başında orayı 24 saat gözetleyecek bir insan topluluğu olması lazım. Dağ başına yalnız yere köprü kurulmaz. Askerlikte de çeşitli maniyalar koyarsanız onu asker nöbetçilerle korumanız lazım. Bir mayın tarlasını bile eğer araziye serdiniz ondan sonra da onu gözetlemiyorsanız düşman gelir onu bir yolla mayın tarlasını söker oradan da rahat rahat geçer. Bu yüzden çok iyi bir düşünceyle Murat han buraya bu şehri kurdu. Yetmedi, buraya cami yaptırdı. Kervansaray yaptırdı. İmaret yaptırdı fakir fukaraya e, yemek dağıtılacak şekilde. Sular getirtirdi. Çeşmeler kurdurdu. Şu anda 18'e yakın tarihi çeşmenin adı geçiyor Uzun Köprü envanterinde. Murat han bu çeşmelerin suyunu daha uzaklardan getirtmek sureti onlara da söyleyeceğiz nereden getirdi ne yaptı. Burayı meskûn bir hale getirdi. Ondan sonra da bu köprüden geçen kervansarayların hayvanlarına ahırlar tahsis edildi. Kervan sahiplerine veya diğer personele yatacak yerler temin etti. Yani gelen de sokakta kalmıyordu. Çünkü otel yok, o yok, bu yok. Nerede dağda mı yatsın bu insanlar? Osmanlı İnsanın, insanın iskan edileceği yerde yatmasına hep önem vermiştir. Ya canım çadırda da vaktinizi geçirin dememiştir. Mutlaka yoldan gelen bir insan bir çatının altına, bir kubbenin altına kafasını sokardı, öyle istirahat ederdi. Şimdi biz kamplarda, çadırlarda falan filan kalıyoruz. E hadi askersin, düşman kovalıyorsun, sen çadırda kal. Doğru ama yani adam kervanıyla gelmiş ticaret tırlarıyla gelmiş. Bu şoförü sen arabanda yat diyorsun. Bugün o olmuyor işte. Halbuki onların o gün için otel vazifesi yapan kervansaraylarda ağırlanması çok daha insani oluyordu. Birbirleri kaynaşıyorlardı. Ticaret yapalım derken kültür alışverişi de yapıyorlar idi. Şimdi buradan biz gidelim de efendim. Şöyle uzun köprüyü sadece karayolunu gördük. Keşan yolu üzerindeyiz. Uzun köprüde işine girmişiz şu anda. Oradan bu anlatımımıza devam edelim efendim. Şimdi Uzun Köprü Belediyesi'nin çatısına çıktık. Uzun Köprü'yü rahat bir şekilde sizlere gösterebilmek için burada Uzun Köprü'nün tarihinden de birkaç kelime bir şey bahsetmek istiyorum. Çünkü bulunduğumuz yerde fazla emniyetli bir yer değil yani fiziki emniyetli değil benim için sunucu için o bakımdan e, eksik olan şeylerimize inşallah diğer bölümlerimize uzun köprüyü anlatırken anlatırız. 1873'te Sultan Abdülaziz Han zamanında uzun köprüye tren yolu geldi, istasyon yapıldı yani demir yoluna ulaştı. Aynı demir yolundan 1909'da Abdülhamit Han tahttan indirildikten sonra Hadımköy'den trene bindirilip efendim Selanik'e gönderilirken gene buradan geçti Abdülhamit Han'ın treni. Hayrabolu, Malkara, Uzunköprü halkına zamanın idarecileri haber gönderdiler. Bütün masrafınız bize ait. Kızıl Sultan geliyor trenle. Onu taşlayın, yuhalayın, bir şeyler yapın. Protesto edin yani bugünün ifadesiyle. Bu köylerden ve bu ilçelerden bir tek kişi çıkmadı Abdülhamit Han'ı taşlamak için getiremediler. Enteresan bir hikaye efendim. Bu her yerde bilinen, yazılan bir şey değil. 1917 devlet sannamesinde Cisri Ergene olarak geçiyor. Cumhuriyet önce burası Cisri Ergene yani Ergene Köprüsü deniyor. Daha sonradan tren yolu geldiğinde istasyona uzun köprü lafını koymuşlar. Uzun köprü istasyonu demişler 1873'ten sonra ama Sarnamede gene Cisne, Ergene ergenediği geçiyor. Daha sonraki yıllarda da uzun köprüye dönüşmüş. 1871'deki nüfus sayımında burada 3.500 civarında Müslüman, 14.700 civarında da Rum ve Bulgar vardı. 1829 Osmanlı Rus harbindeki 28-29 Rus işgalinde buralar çok zarar gördü. Bilhassa Edirne Selimiye Camii'nin çalınmadık şeyi kalmadı kütüphanesi dahil. 1877-78 93 harbi Osmanlı-Rus harbinde de burası Rus işgaline uğradı. Ruslar burada da tarihi eserlere zarar verdi. Günlerdir ben bu bölgedeki ilçelerdeki tarihi eserleri vermeye çalışıyorum. Bir tanesinin kitabesine orijinal rastlayamadım. Balkara'da bir yerde rastlamıştım aylar önce çekim yaptığım zaman. Ve Ruslar burada bir sene iki ay kaldılar. 78 harbinde. 1913'te 2. Balkan Harbi sırasında Bulgarlarla diğer Balkan devletleri birbirleriyle harp ederlerken Bulgarlar burada büyük zayiat yaptılar. Malkara'da Kurban Bayramı namazı için camide toplanan halktan 234 kişi namazdayken katlettiler. Malkara hemen burası, Hayrabolu hemen burası, yakındaki yerler. Buralarda da Keşan'da da aynı şekilde bayram namazı vaktinde birçok insanın canına kıydıklarını biliyoruz. Çanakkale'ye gidecek olan mühimmat bura yoluyla buraya trenle getirildi. Buradan kara yoluyla Gelibolu bölgesine aktarıldı. Uzun Köprü'nün böyle de bir gazilik şerefi vardır. Yani Gazi Uzun Köprü denir mi? E denir ama yani her ilçemiz artık, her ilimiz Gazi. Yani evet Antep'e, Maraş'a, Urfa'ya böyle bir umarar meclisçe verildi ama herhalde e, diğer yerlerinde bu harplerde e, şehit olan asker sayıları. Bu harplere katkıları, bir Kastamonu mesela Gazi olacak yer varsa Kastamonu Gazi olması lazımdı. E Kastamonu'da Gazi yapamadık. Şimdi Kastamonularla zaten bundan uğraşmak arzuları da olmadığını zannediyorum. 1920'deki Yunan işgalinde bunlar geldiler isimlerini değiştirdiler. Uzun Köprü'nde ismini değiştirdiler. Keşan'ında, İpsalan'da oh oh dediler tamam artık Yunanistan büyüdü bakın sulandıkça büyüyor. Neredesiniz şimdi hadi gelin bakalım. İstanbul alacaklardı da imparatorluğu ihya edecekler. Büyük Yunanistan'ı Anadolu'da kuracaklardı. Hala beklesinler, kursunlar. Efendim 1922'de kurtuluştan sonra Uzun Köprü'de efendim adı Uzun Köprü olarak tescil edildi ve ...iki sene 4 ay 18 Kasım'a kadar 4 ay Yunan burada o İstiklal Harbi sırasında birçok zulümleri irtikap etti. Buralarda milli direnişlerin planlanması camilerde yapılıyordu. Ege'de de Trakya'da da. Halk camiye gelince cami sadece cemaat için toplanılan yer değil. Ya bu işgalcilerden bu güzel yurdumuzu nasıl kurtaralım diye kararlar alıyorlardı. Onun için de bu camilerin imamları Yunanların ilk hedefiydi. Casus aradılar mıydı imamları buluyorlardı. Casus bunlar, bunlar kuvvetli bir örgüt değil ya inanıyor toprağını kurtaracak. Bir serçe bile yuvasına saldıran kocaman yılanın üzerine pike yapar boyuna ki benim yavrularıma zarar vermesin diye. Serçe vatanını korurken biz vatanımızı korumayacak biz insanlar. Efendim Uzun Köprü'nün tarihini şimdilik bu kadar anlatıyorum. Bundan sonraki programlarımızda ve günlerde size Uzun Köprü'nün diğer tarihi mekanları hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Süremizin sona gelmiş bulunuyoruz. Hoşça kalınız efendim.